Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Teşekkür ederim. Çok memnunum. Ben çok de öyle. Güzel bir ortam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizlerle daha da güzel oluyor. Çok Mürvet Hanımcığım, neler yapıyoruz bugün? Bugün yaz çorbamız var. Fırında püre, patates, çanak köftemiz var. Ve çabuk tatlımız var. 3 dakikada. Oy, ne çok güzel. Hızlı, evet. Çok lezzetli. Çok güzel. Çorbamız da serin serin, herkesin kullanabileceği, yaz vakti serin serin. Ayran haşı gibi değil ayran mi? Haşı ayran gibi, haşı evet. Gibi, evet. Aynen, bizim Van'da ayran haşı derler. Evet, istediğiniz otları evet. Katabiliyorsunuz içine. Onda çok güzel otlarımız var evet, gerçekten. Van'da Van'a gitmek nasip oldu çok... yeğenim öyle sayesinde. Evet. Ve o çorbayı yedim hakikaten içine değişik bir ot katıyorlar. Evet, evet. Kaza geçirmişti yeğenim askerdeyken. Gitmiştik, yemiştik ve harika bir şeydi yani. Ne yazık ki benden de gluteni kestiler. Hepsi bana yasak. Aa, glutensiz evet. Besleniyorsun. Artık glutensiz besleniyorum. Direncin mi? Alerji evet, mi var? Evet, evet. Ondan şişiyormuş vücut. O yüzden şimdi artık glutensiz. Bir aydır ekmek, sen bulgur, o zaman artık bulmuş. Glutensiz tarifler geliştireceksin sınavda. Kesinlikle. Var mı öyle pratik var, tariflerin? Var, senden de alırız. O zaman biz başlayalım hemen yemeğimize bir yandan yapmaya. Önce tatlımızı yapalım. Önce tatlımızı yapalım peki. Evet. O daha çok el alan bir şey evet, herhalde hem değil hem mi? Çabuk pişsin. Tamam. Soğumaya bırakacağız evet. Onu çünkü. Hı-hı. Yumurtalarımız bu arada yıkanmıştır. Aha. Seyircilerimiz derler terzi değil mi acaba? Evet, detaylara dikkat bizim ediyoruz. Bizim Instagram'da sorularımız olarak, oluyor böyle. Evet tabii ki. Yok sevgili izleyenler biz burada yapılan her şeyi sonra afiyetle bütün ekip yiyoruz. Bu arada benim takipçilerime dostlarıma selam yollarsanız tabii ki, çok tabii sevinirim. Ki. Ben de buradan Mürvet gönderiyorum. Mürvet Hanım'ın tüm sevenlerine evet. Buradan sevgi buradan ve selamlarımızı sevgiler. Çok teşekkürler. Gönderiyoruz. Değerli evet. Suna Hanım'la da karşılaşmak çok mutlu etti ay, beni. Ben de öyle. Ne yıllardır demek, çok dedim. Severim kendisini. Yapıyor musunuz peki? Tabii ki de kullanıyoruz. Yıllardır yani 40 evet. Yıldır diyorsunuz ya. Evet. Hemen hemen bir 30 yıldır sizi takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin demin şu an tatlı yaptığınızı demin Suna abla filik yaptı. Evet aynen şimdi bak. Bu 3 kaşık 3 kaşık hep bütün hı-hı. Ölçüleri çok basit ve çok güzel. Bu hazırlamıştım zaten. Hı-hı. Yine 3 kaşık sütümüz. 3 kaşık yağımız. Ne güzelmiş süper. Tarif. Hep 3 evet. 3 hiç unutulmayacak, evet, akılda 3, 3. Kalacak, aynen. Pratik bir tarif. Bunu bu şekilde çırpacağız. Hı-hı. Süper. İşin en şey kısmı çırpmakta evet, değil çırpmakta. Mi tatlılarda? Yemek yapmak şey yapıyormuş blender insanlara. Blender kullanılıyor genellikle ama bu direkt böyle çırpacakla yapabiliyoruz. Terapi gibi oluyor. Ya muhteşem bir duygu. Evet. Zaten bana göre bütün hanımlara sesleniyorum. Her hanım evinin mutfağının şefidir. Evet. Ölçü çok doğru. Onlar için yapıyorum aslında. Ben hep ölçüsüz direkt pratik çalışıyorum. Ama tabii tarif verirken ben tabii mesela ilk böyle takipçilerimiz yavaş yavaş başlarken ölçüsüz bir şey oldu bir şey kıvamında diyor. İyi de o ne kadar yani ne kadar? İlk yaparken onu aynen, istiyorsunuz. Aynen. Ama senin annen de güzel şeyler yapar. Hem de nasıl? Gireceğim zaten size. Bekliyoruz. Yakın zamanda ne zaman için. İstersen. Bu şekilde hızlı bir şekilde bunu çırptım. Siz onu yaparken biz tekrar o tarafa geçelim. Tamam. Ayran aşını da görüyor olacağız. Tamam. Zaten evet. Kameramız sizi hep takip ediyor olacak. Patates püre yaptık, hı-hı. Maydanoz kattık, karabiber evet. Kattık, tuz hı-hı. Kattık ve yoğurdum hamur yoğurur gibi. Yine kıymamızı sarımsak, toz biber, karabiber, kekik hı-hı. Ve maydanozla birlikte azıcık da galeta unu, onu da yoğurdum, hazırladım. Hı-hı. Tatlımızı attık fırına pişiyor. Harika, onu göreceğiz zaten evet. Birazdan pişmiş bunları haline. Bunları hazırlayacağım, borcama koyacağım. Fırına vereceğim. Böyle çanaklar yapacağım bunlardan patates tamam, yuvarlak. Bu aslında evet. Alt zeminini evet, oluşturuyor olacak. Alt zeminden olacak. Tersi aha. Yaparlar ya bu Hasanpaşa köftesi gibi. Aha, aha. Onun tam tersi Hasanpaşa köftesi görevini patates yapacak bu sefer. Aha, çanaklar evet. Yapacağım. Ortasına köfte koyacağım. Sos koyup üzerine patates sosu fırına vereceğiz. Üzerine sonra kaşar atacağız bol. Rende harika. Kaşar. Evet. Dinlerken bile vallahi yapmış kadar oldunuz. Bugün çok sıcak Suna Hanım burası. Çok sıcak. Evet. Bir de tabii burada fırında iyice çalıştığı evet, için. Sıcaktan evet. Yıkılıyor. Ekranı o kadar yansımıyorsun evet. Ablacığım sen rahat ol. Evet. Patates senin en sevdiğin cilt için kullanılan evet, materyallerden evet. Bir tanesi. Patatesden biz maske de yapıyoruz. Çok maskelerimiz o bütün tariflerinizi uygulayacağım sırayla. Valla uygulayın. Tam yani, zamanı mevsimi. Ben size ekonomi yani eşiniz bana dua etsin herkesin evet. Eşi. Evet. Mutfak masrafından güzellik yapıyorum. Bayanların tutumlu olması aslında evet. Eşlerden ziyade kendiler için de çok faydalı bir şey. Evet. Hem tasarruflu hem faydalanıyoruz.
mutfağımın her zerresini ayrı değerlendiriyorum. Aynı evet, güzel. Aynı evet. Güzel, aynı zaten güzel. Zerrede bütün olduğu için öyle evet, bakmak aynen. lazım. Mutfağımızdayız. Mürvet Hanım harika bir şekilde köftelerimizi yapmış. Bakar mısınız? Doğal çanakları var köftelerimizin. Evet, doğal çanaklarımızı yaptık püreden. Üzerlerine de yine köftelerimizi yuvarladık, koyduk. Şimdi burada sosumuz var. Sosuna ne kattınız? Domates rende. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, azıcık karabiber ve kekik. Harika. Tuz. Üzerine sosunu koyalım beraber. Oh, ne güzel gözüküyor. Şimdi bunu kızgın fırınımıza atacağız. Daha sonra orada şeyimiz var ya, kaşar peynirimiz rende. Onu en son kızarmasına yakın tekrar üzerine vereceğiz. Çok lezzetli bir ana yemeğimiz oluyor. Yani hanımlara alternatif yemeklerimiz. Olmaz mı? Sebzesi var. Evet, her şeysi var. Vitamini. Eti var. Maydanozu var. Zaten püreyle, patatesle köfte gayet, inanılmaz gayet yakışıyor. Gayet faydalı, evet. Sarımsak, soğan, bunlar hepsi faydalı. Ellerine sağlık. Bakalım nasıl olacak? İnşallah beğeneceksiniz siz de. Göreceğiz birazdan. Evet. Beğenmez olur muyuz? Pişmemiş hali bile o kadar güzel değil ki oldu, insan kendini zor tutuyor şöyle ucundan tadına bakmamak için. Evet, gayet güzel durdu inşallah. Ellerine sağlık. Bir de ayran aşı çorbamız var. Evet, o da var. Onu da hemen karıştıracağım zaten. Çok bir işi kalmadı onun. Tamam. Karşılanmış, o zaten hazır. Soğuk. Kasede soğuk. O şekilde. Bunu fırına vereceğiz. Daha sonra yine ekrana alırsınız siz bunları. Harika. Ben o zaman konuğuma hemen tamam merhaba canım. Diyorum. Daha fazla tamam bekletmiyorum. Canım. Biz seni buradan zaten izliyor tamam. olacağız. Mutfağımızdayız. Yemeklerimiz pişti. O gördüğümüz malzemeler nereden ne hale geldi şu kabiliyetli ellerle. Ay canım benim, teşekkür ederim. Dop doluydu değil mi burası? Vallahi çok ne güzel oldular. Bir sürü çeşit vardı, evet. Gördüğünüz gibi 2 saatte hanımlar çorbamızı yaptık, tatlımızı yaptık, köftemizi yaptık patatesiyle birlikte. Bunun yanına garnitüre bile gerek yok. Zaten garnitürü altında değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. İçinde hepsi güzel. Harika. Hepsi tamam. Harika görünüyor. Evet, bir de şöyle 5 tane şunu zarafetle yemenin. Önce hemen reklam öncesindeki 5 kuralımızı aynen. verelim. Bir, kullandığımız kelimeler çok önemli. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edeceğiz. 2, ses tonumuz çok önemli. Beden dilimi etkin kullanıyor olmam çok önemli. Tabii ki imaj, yani kılık, kıyafet ve de etkili bir yürüyüş. 5 tane önemli tüyo verdik. Evet. Bunlara dikkat ettiğimizde çok şık, çok zarif bir resim vermiş oluruz. Evet, aynen. Güzel. Çok acayip, kusursuz, güzel olmaya gerek kesinlikle. Yok. Bunlar bir araya geldiğinde çok alımlı. Tercih aynen edilebilir. Kesinlikle. Tercih edilebilir doğru bir kelime olmadı aslında. İnsanlar üstüne etkili etki bırakabilmek. Evet, doğru kelime bu. Evet. Bugünü böyle birlikte kapatalım. Çok güzel bir günde. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de size için. Teşekkür çok mutlu ediyorum. Oldum ben evet, bugün de. En önemli şeylerden biri de özür dilerim sözünü kestim. Gerçekten sözcüklerin sihri var. Doğru, değil mi dedik biz de dua enerjisiyle evet, başladık. Dua enerjisi çok güzel önemli. Geçti. Çok. Biz yarın yine buradayız efendim. Bekleriz. Saat buranın enerjisi çok güzel. Çok kesiyorum. Buranın enerjisi çok yüksek. Çok güzel. Evet, o zaman buraya kaldım. Bekliyoruz efendim yarın da sizleri. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.